Herkese merhaba. Bu videoda konu başlığım müşteri için doğru şeyleri yapmak. Bir projenin başarıyla tamamlanması sadece hedeflenen ürünü veya hizmeti ortaya çıkarmak anlamına gelmez. Biten işlerin, parasal ve zamansal ilerlemelerin, aksayan noktaların paydaşlara haber verilmesi projenin başarısında etkilidir. Bu çerçevede dikkat edilmesi gereken birkaç hususu inceleyelim. İlk konuşacağımız konu proje kapsamını müşteriyle netleştirmek üzerine olacak. Proje yöneticisi müşterinin ihtiyaçlarını dinler ve kendi çekirdek ekibiyle proje kapsamını netleştirmek üzere çalışır. Belirsizlikler olsa dahi bu belirsizliklerin de neler olduğu konusunda iki tarafta hemfikir olmalıdır. Kapsamda değişiklikler oldukça veya belirsizlikler ortadan kalktıkça müşteri gelişmelerden haberdar edilmeli ve kapsamı kontrol altında tutabilmek için projesi azami gayret göstermelidir. Bunu da kapsam yönetimine detaylı konuşacağız. Kapsam değiştikçe projenin hedeflerinin değişmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu yüzden kapsamı kontrol edebilmek oldukça önemli bir konudur proje yönetiminde. Peki devam edelim. Bir sonraki konu başlığımız riskleri dikkatli takip etmek diye geçiyor. Şunun da altını çizelim. Proje yöneticisi kendisinin ve ekibinin geçmiş deneyimlerini proje planına yansıtabilmelidir. Geçmişte yaşanan olumsuzlukları yok etmek için risk yönetimine önem vermelidir. Proje için yapılacak düzenli risk değerlendirme toplantıları ile risklere nitel veya nicel. Daha sonra yöntemlerini konuşacağız. Tehdit değerleri atayıp önceliklendirilmeli, önlem alınması gereken durumları sorgulamalıdır ifadesi bir sonraki sayfada. Evet, başarı için gerekli hususları okuyorduk. Bir diğer madde etkili iletişime önem vermek. Müşteriler projeye gösterdiğiniz ilgiye çok önem verirler. Olumlu veya olumsuz gelişmeleri, uğraşlarınızı, yapabildiklerinizi veya yapamadıklarınızı uygun bir dille ve düzenli bir şekilde paylaşabilirseniz müşteri memnuniyetini arttırırsınız. Bir diğer başlık proje ilerlemesini raporlamak. Bu da projenin takip edildiğinin bir göstergesidir. Müşteri düzenli olarak projesinin ne durumda olduğunu görmek ister. Bunun için şeffaf bir proje yönetimi yapılmasını isteyebilir. Şeffaf bir proje yönetimi yapısı için gerekli altyapı, süreç, dokümantasyon, yazılım, çalışmalarına başlayınız. Bu sayede müşterilerimizin ya da müşterinizin daha doğrusu size olan güveni de artacaktır. Artık günümüzde web tabanlı araçlar sayesinde projelerin takibi çok daha kolay olabiliyor. İnternet üzerinden müşterilerinize projenizin neresinde olduğunu göstermeniz mümkün oluyor. Bunu da yeri geldikçe bölümlerde paylaşıyor olacağım. Evet, bu yazımızın da sonuç kısmına gelelim. Bakınız ne diyoruz burada? Müşteri için doğru şeyleri yapmak, müşterinin her istediğini yapmak anlamına gelmez. Müşterinizi proje yönetiminin nimetlerinden faydalandırabilirseniz başarı kendiliğinden gelecektir. Projelerde müşterileriniz için yaptıklarınızı yeniden gözden geçirmeniz ve geliştirmeniz gerekecektir. Yapmıyorsanız başarısız olmaya çalışıyorsunuz diyebiliriz. Özetlemek gerekirse bu yazımızda kapsamı yönetmekten, riskleri değerlendirmekten, etkili iletişim kurmaktan ve raporlama ve kontrolü etkin bir şekilde gerçekleştirmekten bahsettik. Projenin nihai ürününün veya sonucunun istenen özelliklere sahip olamamasıyla karşılaşabilirsiniz ama proje yönetimi açısından başarıya ulaşmak için işte bu demin saydığımız 4 başlık üzerine odaklanmakta fayda var. Böylece müşteri en azından sizin uğraşlarınızı görecek. Bu müşteri dediğimiz illa son kullanıcı değil, üst yönetim olabilir, iş birimleri olabilir. Buna göre de projenin ne durumda olduğunu takip edebilmekten bile memnun olacaktır ki bu bile aslında şirket içinde önemli bir başarı göstergesi haline gelebilir. Başarının detaylarını yine ilerleyen yazı başlıklarımızın içinde ayrı ayrı konuşacağız.
Bu videoları hazırlarken referans aldığım Hayatımız Proje adlı kitabımızı web sitelerimiz gokremtekir.com veya savaşsakar.com'dan girip talep edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Orada hesap numaralarımız var. Adınıza imzalı olarak göndereceğiz. Formunuzu doldurduğunuz takdirde projenize başarılar diliyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.